Hoş geldiniz. Serinin son oyununa hoş geldiniz. Aslında bundan önce bir tane daha maç oynadım. Yani bilmiyorum, bugün çok değişik oyunculara denk geliyordum. Ne katil katil gibiydi, ne takım takım gibiydi. Ve oyunun sonunda insanlar çok toksik ya. Gerçekten çok toksik. Yani anlamadığım bir şekilde immersed oynamak hiç oynamamakla falan eşdeğer tutuluyor. Sırf katilin peşinde gezdirmiyorsun diye bak bu değil, bu bir önceki maçta aynısı söz konusu oldu. Sırf katili peşinde gezdirmiyorsun diye hiçbir şey yapmıyormuşsun gibi algılıyorlar ya. Az önceki maçta neden koymadım? Sonundaki konuşma çok sinir bozucuydu. Bir tık da sinirlendim. O tarz şeyleri koymayı çok istemiyorum çünkü bence bu tarz şeyler bulaşıcı. Onun için de yani kanala içerik koyma sebebim de bu değil. Haklı olduğumu ya da haksız olduğumu göstermek de değil. Ne oldu biliyor musunuz? Nereye jeneratör yapsam Larry vardı. Her yere katili peşine getirdi. Biri asılıyor ya, anında alıyor. Asla jeneratör, hep bir tanesini yarıda bıraktım, öbürüne geçmek zorunda kaldım. Yani ve katil mesela onu unhook yapıyoruz mesela. Unhook olduğu yerdeki jeneratör oturuyor. Sonra peşinde gezdiriyor katil. Bütün map'te geziyor. Tabii ki öyle olacak. Tek yaptığı o yani. Ve hani beklemeden avu falan yapıyor. Oyunun sonunda bütün suçlu ben oldum. En başta oyunun başında Discord, yani direkt kendini salan Meg vardı. Ona bile kızmadı. Ve iki jeneratör kalmıştı. Buna rağmen iyi performans sergilemiştik yani. Save de yaptım. Jeneratör de yaptım. Katilden de kaçtım. Ben anlamıyorum ya. Bu Survivor'ları mutlu etmek için ne yapmak gerekiyor? Katiller bitti, şimdi Survivor'ları mı? Üstelik oyunun sonunda beni ifşa etti biliyor musunuz? Katili durdurup bana getirtirdi. Ben sandım ki kendi peşinden geldi diyor katil. Bondum olduğu için görüyorum. Aa, şok içindeyim ha. Bu kadar bariz toksiklik karşısında gözlerimin büyüklüğünü görüyor musunuz? Bu kadar bariz toksiklik karşısında çok şaşkınım ya. İnsanlar çok İşsiz gerçekten. Hayatlarını bir oyuna adayıp arkasından Huntress. Arkasından bunu, gerçi onlar bu kadar önemsemiyorlardır. Benim kadar önemsemiyorlardır. Ben de eskisi kadar önemsemiyorum ama 2-3 kere üst üste gelince insan demotive oluyor. Normalde o son oyunumdu ama oyunu bu duygularla bırakmak istemediğim için bir oyun daha oynama kararı verdim. Yoksa bir sonraki sefer başına oturduğum zaman of diye oturacağım, biliyorum. O yüzden de ama Okay. Interesting situation. Genelde çarşamba günleri bu oyunu oynamayı sevdiğim günlerdir çünkü çok toksik insanlarla karşılaşmayız ama bugün ilginç bir enerji var ortamda. Victory, victory, victory. Victory. Heal. Ay, okey ya. Bak yine Slug'a gidiyorlar. Çok fazla Survivor with Friends var bu araya. Ha, Fenerli bunlar ondan. Bir önceki oyunda da şey vardı. Ah, Hextreme var. Twitch TV vardı. Okey. İşte böyle oluyor. Jeneratörü yarıda bırakmak zorunda kalıyorum. Çünkü oraya geliyorlar. Ne yapayım yani, herkesin göz önünde, katilin göz önünde jeneratör yapmaya devam mı edeyim? Bu arada bir önceki oyunda benim yaptığım jeneratörleri bitirdiler. İnanılmaz ya. Bir de işte ondan önceki maç ne kadar keyifliydi. Yani yapacak bir şey yok. Oluyor bazen böyle. Niye mi Quake mi sağlamaya gitmiyor? Aaa!
Ay, şuradan atlarım diye düşündüm, atlayamadım. Dikkatim çok dağıldı ya. Çok sessiz geldi ama. Muhtemelen barbekün çilisi vardır. Ya da dolaptan... Bak mesela, böyle olmaya devam etmek lazım. Senin peşine geleceğini biliyorsun, o jeneratörü bitiremeyeceğini biliyorsun. Niye seni görene kadar orada bekliyorsun? Bunun bir mantık alan kısmı var mı? Gerçekten varsa bana söyleyeyim, ben de o mesela o şekilde oynayayım. Bu arada böyle oynayana kızmıyorum. Böyle de oynayabilirsin. Bak ne güzel kaçıyor. Ben çoktan yemiştim baltayı. Ama böyle oynamayana da yani. Aa ne yapıyorsun ama? Hala benim peşimde. Bu arada iki jeneratör bitmiş. Helal. Keşke hillenirken de şu aura perk'ı çalışsa. Wow. Çok hızlı jeneratör yapıyorlar. Burada bir jeneratör vardı. Açılmış. Bir şey söyleyeceğim ya. Hexruin acaba şu yukarıda olabilir mi? Çünkü şu yukarıda genellikle bir totem oluyor. Hadi bir şansımızı deneyelim diye dedim ama yok. Aha! Aha! Sibil. Bak bunu yapıyorum ki bunun olduğunu anla. Güzel. Nerede jeneratör yapıyorsunuz guys? Bond'um da var ama sizi göremiyorum. Buraya geliyor. Victory! Tamam, başka jeneratöre gidiyoruz. 1-2. Sebil nerede? Sebil hileyim mi? F'miz var, unutmayın. Okay.
Adrenalin güzel şey. Wow! Hepsinde adrenalin var. Noedi var mıdır sizce? İçimden geldi ama. Niye kimse kapı açmıyor? Arkandayım Sibil. Bak gelirse görürüm. Ay yok, burada durmam gerekiyor. Son dakikaya kadar bekletti. Görevimi yaptım. Sibil'i korudum. Aa, nasıldı yalnız, çok kısa sürdü. Fıtır fıtır jeneratör yaptılar ama o Sibil kaç jeneratör gezdirdi var ya. Ay iksir hep ne ya? Adrenalin. Ambalans. Ambalans ne ya? Balance landing. Şu perk neymiş bilmiyorum. Opportunities, Windows of Opportunities. Aa, Resilience varmış. Resilience, Adrenalin, Hope, Dead Art. Ya bu Hope'u çok kullanıyorlar. Jeneratörler açıldıktan sonra hızlı bir şeyler yapmaya yarıyor diye biliyorum. Ay çıkın artık daha. Niye bekliyorlar şimdi? Extreme. No way out. Kargalardan belliymiş ne olduğu. Ceza kancası. En az puan ben aldım tabii ki. Aa, ilginçse. O bu neymiş? Hmm. Hatchet'i attığı zaman hızlı hareket etmesine yarıyor sanırım. Ve hızlı balta kaldırmak. Güzel. Güzel adamlar. Neyse şu görevi hiç yapamayacağımı düşünüyorum. Yapmışım. Evet, bu seferki bu seriyi herhalde burada noktalayabiliriz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.